Abi nerede kim? Nazif anneye haber vermeye gitti. Oğlum hoş geldin. Otur oğlum. Ben bir bardak getireyim sana. Oğlum niye bekliyorsun? Otursana. Kahvaltı neredeyse hazır. Baban da gelir şimdi. Namazdan sonra arkadaşlarıyla sohbete dalmıştır. Özledi tabii mahalleyi. Oğlum? Anne. Polat Alemdar'ın babası Ömer Can'dan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Mevla rahmet. Ha 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 ha
Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Polat Alemdar'ın babası Ömer Can'dan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mevla rahmet eyleye. Ya seyyiden evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hoş geldin Erhan. Hiç hoş gelmedim Ömer baba. Çok mutsuzum. Mutsuzluktan ölüyorum. Tek başıma pantolonumu bile zor giyiyorum. Ölseydim daha iyiydi. Erhan'ım. Hayat yolculuğunda kimse mutsuz olmak istemez. Mutluluk insanların organlarında değil, içinde, özündedir. Önce sen mutluluğun sırrını öğrenmeli ve kendini mutlu edebilmelisin. Bu saatten sonra mutluluğu ne yapacağım? Mutlu falan olmak istediğim yok. Yaşamak da istediğim yok. Bize verilen ömür son bulana kadar yaşayacağız. Ama mutlu, ama mutsuz. Anacığım. Başımız sağ olsun. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Gel anacığım, içeri geçelim. Üşüyeceksin burada. İçeride nefes alamıyorum.
Abi. Abi başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. İçeri giremezsiniz. Çekil önümden evlat. Ben yabancısı değilim. Kardeşim. Olmaz efendim. İzin veremem. Vasiyeti var. Cenazesiyle ben ilgileneceğim. Şimdi çekil önümden de son vazifemi yerine getireyim. Ben vasiyet falan dinlemem. Ben vasiyeti dinlemeyeni dinlemem. Efendim Timur. Efendim. Babanızın kardeşi geldi. Morga girdiler. Ne diyorsun sen Timur? Babamın kardeşi yok ki. Ömer babanın vasiyeti varmış. Cenazesiyle onlar ilgilenecekmiş. Ne vasiyeti? Anne, babam sana vasiyetten bahsetti mi? Evet evladım. Timur sakın oradan ayrılma. Arayacağım ben seni. Mekke'de bana bir mektup vermişti. Getirebilir misin anneciğim? Tabii oğlum. Abi bir sıkıntı varsa ben gideyim mi hastaneye? Cenazemle kardeşlerim ilgilenecek. Lütfen rıza gösterin. Timur'u arada söyle. Zorluk çıkarmasın. Tamam abi. Babamın vasiyeti öyleymiş. Aynur'a, şifreli bir arama var. Aramayı kabul et. Seni dinliyoruz. Ben doğru mu duydum? Ömer babanın salası okundu. Devam edebilmek için güce, inanca ihtiyacım var. Vicdanım sızlıyor babacığım. Ama artık çıktığım yoldan geri dönemem. Benim senin gönlünden de, niyetinden de şüphem yok.
senin de olmasın. Kalbine danış. Eğer doğru yolda olduğuna inanıyorsan, kimse seni yolundan döndüremez. Gönlünden şüphen yoksa, Allah seninle beraber olacaktır. Dua et babacığım. Allah seni korusun. Ne yapıyorsun sen ya? Çocuklar. Kimliğinizi görebilir miyim? Bir ziyaretçi var. Şüpheli bir durum yok. Hı. Tamam. Gayet iyi. Fakat uzun bir tedavi sürecine başlayacağız. Değerler şimdilik olumlu görünüyor. Her şey yolunda giderse hastamızın bir süre sonra eski yaşantısına dönebileceğini düşünüyorum. Yani şimdilik endişe edecek pek bir şey yok. Odayı temizlemem gerek. Bu katın temizliği yarım saat sonra. Sen niye erken geldin? Acelem var. Oh.
Beni hatırladın mı? Türkiye'den sana selam getirdim. Nazife anne. Oh, kahvaltıyı da kaçırmamışım. Anne. Hah. Özlemişim bir arada kahvaltı etmeyi. Size sıcacık simit getirdim. Ömer baba nerede? Anneciğim. Polat bir şey mi oldu? Babamı kaybettik Leyla. Nasıl? Ne zaman? Diye gitti. Gitti. İnsan konduramıyor. Efendim Leyla. Safiye. Leyla hasta mısın? Sesin neden böyle geliyor? Safiye. Maalesef. Elif. Elif'e bir şey mi oldu? Sakin ol. Elif değil. Ömer baba. Ömer babayı kaybettim. Thank you.
Asıl sürprizi sona sakladım. Tanıdık gelmiş olabilir. Ama bir de yakından bakın. Artık istediğiniz mesafede gece karanlığında bile avlanabilirsiniz. Menzilini artırdık. Ve asıl önemlisi vücut ısısına duyarlı bir alıcı yerleştirdik. Denemeden bilemem. Dolu. Ordinaryosun nerede olduğunu öğrendik. Neredeymiş? Türkiye'de. Kim izin vermiş gitmesine? Türkler gelip zorla götürmüş. Senin işin bana bu haberi getirmek değil, o adamı benim için korumaktı. Andre, onu gittiği yerde bulup getirebilirim. Ben onu hallederim. Sana başka bir görev vereceğim. Telefonun yanında mı? Evet. İşaret ettiğim yere doğru koş. Tam olarak nereye kadar koşmam gerekiyor? Telefonun açık kalsın. Ben sana dur derim. Emredersiniz. Hala duruyorsun. Bunu da anlaşmaya dahil et. Ne işin var benim burada? Yok yok. Ben duramayacağım bu saat. Zülfikar Ağa, Settar Ağa şimdi gelir. Senden izin aldık, adamı buraya kadar getirdik. Uzatmayalım da... Hoş geldin Settar Ağa. Hoş geldin baba. Hiç hoş görmedim. Sen de hoş görecek göz mü var? Zülfo! Yapmayın ağalar. Benim birazcık hatırım varsa kırmayın. İki dakika dinleyin de. Sizleri büyük bildik. Küçüklerinize böyle mi örnek olacaksınız? Bu saat. Ne diyeceksen söyle de gidelim. Zülfikar Ağa, senin sınır kapılarında hükmün geçiyor. Girenden çıkandan haberimiz olması gerekiyor. Sen orayı merak etme bu saat. Bizim her şeyden haberimiz olur. Uzak yerin haberini kervan da getirir. Bu saat sana hükmün geçiyor mu diyor. Sen Türkiye'ye nasıl girdiğini sanıyorsun, ha? Sen hangi gümrükten geçebilirdin bu göbekle? Vah vah vah. Bileydim, ben o tabuttan çıkar mıydım be? Bu saat sen beni gerçekten diri diri gömmüşsün.
Hiç geç değil. Gidişinde ayarlarım. Sen hiç canını sıkma. Ben sağ kalmadım. Aha da gideyim. Ye. Hadi size eyvallah. Ya Allah aşkına Settar ağa. Zülfikar ağam. Bir durun da. Mevzu büyük. Eğer bugün bu masada oturmazsak sokakta çocuklar ölecek. O zaman aşınma beraber. Benim vazifem nedir? Settar ağa, senin de sokaklarda sözün geçiyor. Kim ne alıyor, ne satıyor bilelim. Anladım seni bu saat. Ben bir rüzgar yaparım. Toz toprak havalanınca da aradığımızı buluruz. He. He. Efendim. El hükmü lillah. Allah rahmet eylesin. Hayırdır Zülfikar ağa? Ömer babamız. Ne olmuş Ömer babaya? Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Aynur'a. Bir şey söylemem lazım. Şimdi hiç sırası değil. Ama önemli bir konu. Ne oldu? Gazze'de Safiye Hanım'ı izleyen arkadaşın son aramasında bağlantı kesilmiş. Sonraki aramalarda kendisine ulaşılamıyor. Safiye Hanım? O iyi. İstanbul için uçuş bileti almış. Tamam. Takip için başka birini yönlendirelim mi? Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle taziye için buraya geliyordu. Evet efendim. Dinliyorum. Gazze'deki birimlerle irtibat kur Talha. Tamam. Safiye Hanım'ı takip eden gözcümüze ulaşmamız lazım. Sanırım bir sorun var. Martin. Haberi duydun mu? Evet. Mesleki balonunu sonunda patlatmışsın. Yanılıyorsun, ben yapmadım. Onunla işim henüz bitmemişti. Peki o zaman kim yaptı? Henüz bilmiyorum. Ama umarım tahmin ettiğim gibi Polat Alemdar'ın adamıdır. Böylece onu bütün dünyanın gözünde terör suçlusu ilan etmek için büyük bir kozum daha olacak. O zaman elini çabuk tut. Polat'la ilgili harekete geçmenin tam zamanı. Neden? Seni arama sebebin de buydu. Polat Alemdar'ın babası öldü. O zaman biz de Ömer Candan'ın son görüntülerini dünya ile paylaşalım. Daha önce denemiştiniz ama yapamamıştınız. Beni Sagir'le karıştırıyorsun Martin. Ben her kayıptan bir kazanç çıkarmayı bilirim. Bizimle gelmeniz gerekiyor.
Ben hiçbir şey bilmiyorum. Buralardan hiç gidesim yok Nazife Hanım. Rabbimden bir dileğim var. Benim canımı burada alsın. Öyle bir dua ediyorsun ki. Amin desem olmaz, demesem olmaz. Amin de hanım, amin de. Her şeyin hayırlısını o bilir. Yolculuklar beraberdi bey. O zaman sen de benim için amin diyeceksin. Allah bizi ayırmasın. Allah'ın takdiri hanım. Ben seni hiç incittim mi hanım? Bilmeden yaptıysam da hakkını helal et. Helal olsun. Benim de sana helal olsun. Allah'ım, sen şahit ol ya Rabbim. Rahatsız etti sizi. İyiyim evladım. Ne rahatsızı. Öyle mutluyum ki. Hele anneni bir görsen. Hiçbir şey anneni bu eve dönmek kadar mutlu edemezdi. Ona dünyaları bahşettin evladım. Berhudar ol oğlum. Evladım, askerler. Babamın vasiyetinde gelmelerini istediği siyah sancak bunlar anneciğim. Sen annemle birlikte kal. Ya ilahi sana açtım elimi. Bu firkanın
dikkatle bükmen benim belimi, kolaylaştır dosta giden yolumu. Arşın tutan meleklerin aşkına reddetmesin haşa, sana geleni başın sağ olsun dostlar, anlatmasın bu dile güleni. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Mahrum koymaz şadet dersin bileni. Sağ ol. Gel buluştur mikat benim aşkına. Siz mi kıldıracaksınız? Allah için salata, meyyit için duaya, er kişi niyetine, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ömer Baba merhuma haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Merhumun ruhu için El Fatiha. Beylerin çoğu burada. Gelemeyenler de vatanlarından toprak göndermişler. Allah'a emanet olun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmene Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mü'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ahadim min rusulih. فقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sadakallahü'l-Azim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bu adamı tanıyor musun? Birkaç kez gördüm. Nerede gördün? Sokakta. Gitar çalıyordu. Seninle hiç temas kurdu mu? Hayır. Arada bir gördüğümde para verirdim. O kadar. Başka? Başka bir şey yok. Başka yerlerde karşılaştınız mı? Seni takip etmiş olabilir mi? Hayır. Beni neden takip etsin ki? Patronunu öldürmek için. Bu mu yapmış? Evet. Neden şaşırdın? Bunu yapacak birine hiç benzemiyordu. Bir defasında onu dinlerken
Birileri çantamı çaldı. O da geri almıştı. Bir şey konuştu mu seninle? Hayır, hiç konuşmadık. Eğer onu görürsen mutlaka bize haber ver. Çıkabilirsin. Evini siz bırakın. Evinin çevresinde iki kişi bekleyecek. Dışarı çıkarsa ya da eve biri gelirse haberim olacak. Tamam efendim. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Eski dostum Polat'a başsağlığı dilemek için. Babası ölmüş. Ölüler hakkında konuşmam. Peki sen kimin için gitmek istiyorsun İstanbul'a? Kendim için. Anlatacak iyi bir planın varsa her zaman dinlerim. Söz verdiğim gibi bir süreden beri Türkiye'den uzak durdum. Ama Ukrayna'dan geçen silah ve uyuşturucu yolları artık tehlikede. Benim için Türkiye artık daha cazip. Ne yapacaksın? Benim bir numaralı uyuşturucu üreticimi kaçırdılar. Ben de gidip cezalarını keseceğim. Benimle ortaklığını bozmadığın sürece kiminle düşman olduğun umurumda bile değil anne. Bütün gün ıstırabımın arasında bazı sorularla baş etmeye çalıştım. Her zaman bana yol gösteren babam cenazesinde de bana bir şeyler anlatıyordu. Bugün gördüğümüz manzarayı bu dünyanın parametreleriyle izah edemeyiz. Demek ki bu manzara sadece bizim değil, babamın da hayaliymiş. Senin nasıl bir elden yetiştiğini az çok tahmin ediyordum Polat. Ama bugün müşahede ettiklerimiz bana hayallerin gerçekleşebileceğini de gösterdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Müsaade sizin. Lütfen rica ederim, rahatsız olma. Leyla. Efendim Polat. Annem nasıl? Doktor sakinleştirici verdi. Odasında yatıyor. Ben de yanına geçiyorum. Sen merak etme. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Can Polat'ım, sen ne haldesin? Ne diyeyim Zülfikar ağam? Kederli başımı sabrıyla okşayan eli kaybettim. Allah sabır versin. Herkes için öyleydi rahmetli. Nasıl oldu Can Polat? Geldim sabaha doğru, baktım şurada oturuyor. Bir şey var zannettim. Meğer beni bekliyormuş. Durdu bir baktı bana. Hasbihal ettik, dua etti. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun dedi. Yanağım okşadı. Sonra bir kaside sesi geldi camiden. O kadar güzel okudu ki, beni çağırıyorlar dedi.
Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah dostlarına ayağın olurmuş. Sonra taktı takkesini başına, çıktı yola. Evin önünde durdu, bir baktı eve doğru. Vedalaştı. Parkın içinden geçerken bir durakladı. Baktım, gülümsüyor. Yürüdük, devam ettik. Camiye girdik. Sabah namazı biliyorsun, tenha olur. Yanında safa durdum. Secdedeyken... Desene... Adım adım Hakk'a yürüdü. Allah... Herkese böyle ölüm nasip etsin. Amin. Safiye Hanım. Bak. Bir yere mi gidiyorsunuz? İyi misiniz? Benim acilen Türkiye'ye dönmem gerekiyor. Neden bu kadar acil? Kötü bir şey mi var? Çok sevdiğim birini kaybettim. Kaybınıza gerçekten çok üzüldüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Maalesef yapılabilecek hiçbir şey yok. Peki sizi bir daha ne zaman görebilirim? Şu an hiç bunları düşünecek halde değilim. Anlıyorum. Ama şimdi sizi havaalanına kadar bıraksam? Çok naziksiniz. Araç beni götürmek için geldi. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Martin. Hala İstanbul'da mısın? Çocuklar yemeği pişirdiğini söyledi. Kokusuna dayanamadık, geldik. Pişti pişti. Tatmak ister misin Pitbull? Ben işime ihanet etmem. Her zaman malın en iyisini yaparım. Doğru söylüyor. İyi mal. Kokusundan anlıyorsun yani. Adım Pitbull. Unutuyorsun galiba. O zaman bu gece dağıtıyoruz, değil mi?
Tamamdır. Ama bu kadarı bir gecede biter. Eğer para kazanmak istiyorsan daha çok üretmelisin. Bunlar sadece numune. İran üzerinden ham madde getiriyorum. Sen dağıtımına dikkat et. Yakalanma yeter. Sakın bağırma, tamam mı? Söz mü? Başka çarem yoktu. Seni kullanmak zorundaydım, anladın mı? Yapma dedim, yapma. Sabah buradan gideceğim ve her şey bitmiş olacak. Sen yeter ki dediklerimi yap. Şimdi arkaya git, uslu dur. Çabuk, çabuk. Hepsi hazır mı? Hazır Pitbull. Hazır. Herkes gideceği adresi biliyor. Dikkat edin. Tam güvenlik istiyorum. Kask sizin kafanızı korur. Kaskını koruyamayan kafasını kaybeder. Hadi. Sen niye duruyorsun? Al şu kaskı tak. Bu kadar mal için uğraşmam ben. Sana o kaskı tak demiştim. Pitbull, dur. İndir silahını. Madem küçük işlerle uğraşmak istemiyor, neden Baltazar'a gönderip değerlendirmiyoruz? İyi fikir. Dağıtım başlasın. Hadi. Pitbull.
Nazik, durum ne? Şüpheli bir şey yok. Teyze oğlu, sıkı polis kontrolü var. Hiç kimse mal satamıyor. İyi. Teyze oğlu, motorlara bak. Şunlara bir bakayım. Kaç basıyor abla bunlar? Buraya. Ne aldın lan o motosikletlerden sen? Bir şey almadım abi. Bırak lan. Bu ne? Aa, ıslak mendil. Ver de elimi sileyim teyze oğlu. Vay arkadaş. Okuldan geldiğinden beri hiçbir şey yemedin. Benim hatırım için yiyemez misin? Gelsin artık dede. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Canım evladım. Babam gelmeyecek mi? Canım kızım. İnsanlar doğar. Senin gibi büyür. Sonra da ölürler. Başka bir aleme. Başka bir dünyaya göçerler. Baban da bu dünyadan başka bir dünyaya göçtü. Babamı istiyorum. Ne olur ağlama güzel kızım. Ağlama canım kızım. Söyle ona çabuk gelsin.
Dedemi bir daha göremeyeceğim biliyorum. Onu çok özleyeceğim Leyla. Başım sağ olsun. Çok üzgünüm bir tanem. Çok üzgünüm. Sınırdan birkaç şüpheli araç girdiği haberini aldık. Malı da öğrendik, alıcısını da. Kimmiş? Baltazar. İstersen durduralım ha. Şimdilik Baltazar'ın anlaşmayı bozacak bir hareketini görmedik. Dağıtım olsa haberimiz olur değil mi Settar ağa? Belli ki sokakları dinleyen kulağımız sağır. Gel lan buraya. Çabuk anlat. Ne haber var? Oğlum, yeni usul bir dağıtım başlamış. Yeğen, benim kulaklarım sağlam ama duymayanlar olabilir. Sesli söyle de herkes duysun. Oğlum motosikletle bir çete mal dağıtıyor. Daha öncekiler gibi değil ama. Nasıl daha öncekiler gibi değil? Bu usta bir elden çıkma laboratuvar malı. Şimdilik numune dağıtmışlar. Orada ne üstün işidir? Nereden bildin? Yani ki olsa. Eğer dediğin gibi ise Zülfikar Ağa'nın bahsettiği araçların güzergahı belli oldu. Thank you.
Sana zarar gelsin istemiyorum. Fehmi Bey, babanız Vahap Bey daha önce Sarp ve Mete Beylerle anlaşarak devlet içinde bazı klikleri kullanıp hareket ediyorlardı. Biz de bu kliklerden destek almalıyız. Ne o Hakkı? İşleri yürütmeyi beceremiyor musun artık? Benim üstesinden gelemeyeceğim iş yok. O yüzden mi daha ilk toplantıda adamlarını da aldı? Yeniden bir araya gelecekler. Ama bunun için yanımıza daha sağlam ortaklar almalıyız. Uygun görürseniz Mete Bey ile çalışmak istiyorum. Sen bilirsin Hakkı. Eğer elini güçlendirecekse çalış. Ama unutma ki ekibinin de birbirleriyle anlaşabilmesi gerekir. En kısa zamanda birlikte çalışan bir ekip kuracağım. Üreteceğimiz malın ham maddesi İran üzerinden gelecek. Burada işlenecek ve dağıtılacak. Ama ufak bir sorunumuz var. Neymiş o? Pusat dünyanın en iyi uyuşturucu yapan adamlarından birini kaçırıp bize getirdi. İyi ya. En iyisiymiş işte. Dert ne? Ama Tilki'nin adamıymış. Tilki de kim? Rusların en tehlikelisi. Şimdi İngilizlerle işbirliği içinde. Silah, uyuşturucu, kumar. Bütün bu işlerden hatırı sayılır bir servet kazanıyor. Ayrıca acımasızlığıyla tanınır. Ne o? Yoksa korkuyor musun Hakkı? Korku demeyelim. Ama bir denge kurmamız lazım. Eğer bizimle pazarlık için gelirse pazarlık yaparız. Savaşmak için gelirse de savaşırız. Oğlumu korumam için güçlü kalmam lazım Hakkı. Güçlü kalmak için de varlıklarımı korumam lazım. Sen de varlıklarımı korumakla görevlisin. Etrafımızda kaybedecek hiçbir şey olmayan adamlar savaşırken biz savaşmadan varlıklarımızı koruyamayız Fehmi Bey. Savaşmak zorundayız. Ve kazanmak istiyorsanız bu savaşı bizzat siz yöneteceksiniz. Gel. Mr. Key'i öldüren adamı getirdik. Gelsin. Alın içeri. Arnavut kaldırım müzisyeni. Böyle bir plan kurduğuna göre senin Mr. Key ile büyük bir anlaşmazlığın olmalı. Hakkındaki her şeyi araştırdım. Adem Bogdani. Ama Mr. Key ile ne derdin var bulamadım. Kosova'da yaptıklarının bedelini ödettim. Allah adına. Cihat için öldürdüm. Yanlış yerde yanlış kişiyi öldürdün. Seni cehaletinden kurtarmamız lazım. Doğru yerde doğru insanlarla savaşmalısın. Bunu Britanya'ya gönderin.
Cezası bu mu? Evet. Böylesi Ademlerin ölüsünü bile ülkemde görmek istemiyorum. O yüzden Orta Doğu mezarlığına gönderdim. İyi günler efendim. Polat Alemdar'la mı görüşüyorum? Evet benim. Efendim hepimizin başı sağ olsun. Babanız Ömercan'dan müstesna bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum? Bendeniz babanızın avukatıyım. Kendisi tarafından vasiyetini size bildirmekle görevlendirildim. Vasiyet mi dediniz? Evet efendim. Müsait olduğunuz bir vakit şahsen görüşmemiz mümkün müdür acaba? Tamam, olur. Müsait olunca ben sizinle temasa geçerim. İyi günler dilerim. Size de iyi günler. Ömer babamızı uğurladık. Herkes yaşadığı gibi ölür. Allah hepimize Ömer babanın ölümü gibi bir ölüm nasip etsin. Abi nasıl? Abinin güneşi battı Aynur'a. Ona ne zaman yeniden gün doğar bilinmez. Ama o karanlıkta da yolunu bulur. Hadi biz de işimizi yapalım, onun yolunu aydınlatalım. Erhan, bir sorun var. Gazze'de Safiye Hanım'ı takip eden arkadaşımız kayıp. Raporlarında dikkat çeken bir şey var mı? Son günlerde Birleşmiş Milletler'in bir görevlisiyle üst üste birkaç kez bir araya gelmiş. Kimmiş o adam? Araştırıyoruz. Efendim, Atina'daki birimimiz Ebola olayından sonra yakalanan siyah sancak elemanının yerini tespit etti. Nihayet güzel bir haber. Yasin komutanım, KGT'den arıyorlar. Evet. Yasin Çağrı'nın izini bulduk. Güzel. Ama onu görmeyi çok isterdim. Ama durumum ortada. Merak etme. Amon'un kafasında seninle ilgili daha iyi bir plan var. Çok sevindim. Fakat Yüce Majeste benimle hala irtibat kurmadı. Ne düşündüğünü merak ediyorum. O da seni merak ediyor. Yüce Majeste ile görüştüm. Buyurun. Hoş geldin Cahit. Biz de seni bekliyorduk. Tanıştırayım. Algis Cahit. Memnun oldum. Ben de. İsmini çok duyduk. Senin kadar hızlı yükselen birini görmemiştik.
Üstad Ranıt sayesinde. Hepsi senin başarın. Benim hayatımı kurtarman da dahil. Cahit, artık Algis bizimle beraber Türkiye'de olacak. Amol'un sağ kolu. Bundan sonra seninle çok daha rahat çalışacağız Cahit. Neden? Çünkü Mr. Key öldü. Mr. Key'i içimize alarak bir hata yaptık. Onun ihanetini de ilk sen fark etmişsin. Bundan sonra raporlarını bizzat inceleyeceğim. Tekrar görüşeceğiz. Neden geç kaldın Cahit? Ben... Neden geç kaldım? Ben bugün bir yakınımı kaybettim. Kimi Cahit? Ömer babayı. Ömer baba kim? Polat abinin babası. Ne diyorsun sen Cahit? Ömer baba hepimizin babasıydı. Cahit sen? Şşş! Tapınakçıların içine Polat abimin intikamını almak için girdiğimde tüm dostlarım beni hain bildi. Tükenmiştim. Ama yine beni karanlıktan çıkartan, güç veren Ömer baba olmuştu. Abimin durumu çok kötü. Kendisini toparlaması için yanında olmam lazım. Ama ben tapınakçılara yakalanmamak için gizli gizli mezarlıkta görüşüyorum onunla. Halbuki ben buraya abimin intikamını almak için girmiştim. Sen ne anlatıyorsun Cahit? Doğru. Ben ne anlatıyorum ki? Cahit. Cahit. Gel. Ömer Candan'ın videosu servis edilmeye hazır. Söylediğim hazırlıklar yapıldı mı? Evet, yapıldı. Video yayınlanınca bütün dünya Polat Alemdar'ın Şedid'le bağlantısı olduğunu düşünecek. Ben de Polat Alemdar'ı terörist ilan etmek için bunu bekliyordum. Geçen seferki gibi sorun yaşamayız, değil mi? Farklı merkezlerden aynı anda yükleme yapılacak. Bunu engellemeleri çok zor. Ama imkansız değil. Öyle bir durumda ne yapacağız? Planlar oluşturan olasılıklardır. Bu olasılık da plana dahil. Çıkabilirsin.
Ömer babanın videosunu yeniden servis ettiler. Şerefsizler. Ömer babayı mezarında bile rahat bırakmıyorlar. Geçen seferki gibi engelleyemez miyiz Erdem? Çalışıyorum. Video farklı merkezlerden yükleniyor. Hepsini engellemem zor olabilir. Bizim kolay işimiz mi var Erdem? Gözünü seveyim, kaldır şunları. Ömer babanın adı Şedid'le birlikte anılamaz. Başınız sağ olsun Polat Bey. Neyse, imzalamam gereken belge, imzalayıp gideyim. Buyurun. Bir şey içer miydiniz? Hayır, teşekkürler. Birkaç dakikanızı alacağım. Neymiş mesele? Babanız iki vasiyet bıraktı. Birincisini açıyorum. Bu vasiyette ikinci vasiyetin açılması için İki kişinin daha burada olması gerektiği yazıyor. Gel. Ne oldu Juliet? Tahmin ettiğiniz gibi video yayınlandığı anda bloke edildi. Polat Alemdar Mısır'daki üsse operasyon yaptığında bizim de kullandığımız filtre sisteminin nasıl işlediğini öğrenmiş oldular. Şimdi de onu kullanıyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Artık yerlerini bulabiliriz. Hemen gereken talimatı ver, yerlerini tespit edin. Ekipler operasyon için hazırlansın. Başlarında da sen olacaksın. Tamam efendim. Çıkabilirsin. Erdem videoyu engellemiş. Ah, çok şükür. Videonun servis edildiği merkez Londra'daymış. Şedid'in komutanı Sagir de Mekke'ye Londra'dan kalkan bir uçakla gitmişti. Demek ki bir kere daha Şedid'den girdik, İngiltere'den çıktık. Beni emretmişsiniz Halife Hazretleri. Brandon'la görüştüm. İngiltere'den yeni adamlar geliyor. Bir an önce eğitimlerine başla. Benim daha önemli işlerim var. Burada neyin önemli olduğuna ben karar veririm Sakir. Kararlarımın tartışılmasından da hiç hoşlanmıyorum. Hoşuma gitse de gitmese de verdiğin son karar tartışmasız hataydı. Bu yüzden Polat'ı da babasını da elimizden kaçırdık. Hayır. Senin yüzünden kaçırdık. Fevri hareket etmeseydin Polat da, babası da ve hatta adamları bile elimizde olacaktı. Yine elimizde olacaklar. Bunu siz de göreceksiniz. Sagir! Daha konuşmam bitmedi. Benimki bitti. Alın şunu. Aklı başına gelene kadar hiçbir yere çıkmayacak. Sakın dokunmayın bana. Sakın.
yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Oğlumuzu eğilecektin değil mi? Fehmi Bey sakin olun. Ne kattın o sütün içine? Fehmi Bey sakin olun. Ne kattın o sütün içine? Sakin olun Fehmi Bey. Kenan için kalsiyum takviyesi. İsterseniz içebilirim. İç. Özür dilerim. İyi misiniz Fehmi Bey? Kim bu kız Hakkı? Nereden buldunuz bunu? Kız işe alınırken bütün geçmişi araştırıldı. Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek her ihtimal kontrol edildi. Ben de oğlum zehirleyecek sandım. Zaten birini kaybettim. Öbürünü de kaybetmekten korkuyorum Hakkı. Anlıyor musun beni? Anlıyorum efendim. Baltazar. Bunu öldürecektim. Biraz keyfini çıkaralım diye sana getirdim. Evlat, ölümle oyun oynayacak kadar korkusuz musun? İnsan bilmediğinden korkar. O yüzden cahiller en cesur olanlardır. Atın bu cesuru rulete. Sen de oynayın o zaman. Kapıları açın. Senin çocuk Yaşar diyorum. Sen kimi oynuyorsun? Ben ölülere yatırım yapmam Baltazar. Her kişi sırayla sadece bir kere kafasına sıkar. İlk atışta merminin gelme ihtimali %16'dır. İkincisinde %20. Üçüncüsünde %25'tir. Dördüncüsünde %33. Beşincisinde %50. Ve son atışta ise %100'dür. Bu silahın içerisinde sadece bir kurşun var. Bu masadan yalnızca biriniz canlı çıkacak. Kaybeden hayatıyla öder. Bahisler kapandı. Thank you.
Burada Rus ruleti oynatıyormuşsunuz. Size Rus ruleti öğretmeye geldim. Zaten geliyorlar. Sağ olasın Zülfikar ağa. Gelsinler bakalım. Yaşa, in! Aracı kontrol et. Temiz burası. Bakalım ne getirdin bize? Ben bir şey bilmiyorum. Ben biliyorum. Aç şu kasayı. Ne oluyor ya? Ne yapıyoruz bu pislik çuvallarını pusatım? Adrese teslim edeceğiz Zülfikar ağa. Eyvallah. Halife'ye biat edene kadar burada misafir olacaksınız. Elimde hastalığının ilacı var. Bu Ebola'nın panzehiri. Eğer Polat Alemdar'ın askeri olarak Yunanistan'da terör eylemi yaptığınızı kameraya söylersen ölümden kurtulacaksın. Bunu söylemektense ölmeyi tercih ederim. O zaman acı çekerek öleceksin. Thank you.
Dikkat etsene. Komutanım, ateşi çok yüksek. Durumu kötü. Memlekete kadar dayanamayabilir. Tamam, hadi çıkalım. Panzehir. Panzehir. Buradaydılar. Ellerindeki çantada. Sayıklıyor sanırım. Doğru söylüyor olabilir. Siz çağrıyı götürün, ben geliyorum. Hı hı. Panzehir'i burada. Hadi. Helal olsun kardeşlerime.
Tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Buyurun oturun. Babamın cenazesinden sonra bir avukat beni çağırdı. Ve bu zarfı verdi. Başka bir vasiyetnamenin daha olduğunu ama bu vasiyetnamenin açılması için sizin ve Süha Tarık isimli birinin daha olması gerektiğini söyledi. Süha Tarık'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Vasiyetin içeriğini çok merak ettim. Ömer Bey neden böyle bir vasiyet bıraksın ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama benim Süha'yı bulmam lazım. Süha'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Yakında sonuç alırız. Siz bu gece müsaitseniz bir araya gelip vasiyeti açalım. Heyetle toplantımız olacak. Sonrasında müsaitim. Durum nedir? Mekanı bulduk. Yerin altına inşa edilmiş bir tesis. Mekanla ilgili ne tür bilgilere ulaşabildiniz? Uydudan görüntü alamıyoruz. Ama gizli bir girişi olduğunu tespit ettik. Emrinizi bekliyoruz. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Hazırsanız başlayın. Tamam efendim. Operasyon başlasın. Anlaşıldı efendim. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili detaylı görüşmek için sizleri topladım. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz çatışma bölgesindesiniz. Son durum nedir? Mevcut politikamız konusunda dış güçlerden çok baskı görüyoruz. Pozisyonumuzu değiştirmeye yönelik hareketlerin gün geçtikçe sertleşeceğini düşünüyorum. Günlük planlar yapmıyoruz. Baskılara rağmen bölgenin halkını ve halkın çıkarlarını düşündüğümüz politikamıza ısrarla devam edeceğiz. Ta ki bölgeye gerçek demokrasi gelinceye kadar. Bağdat'ta bir düğümü çözmeye çalışsanız, Halep'te başka bir düğüm atılıyor. Musul'da bir araya deva olsanız, Diyarbakır kanıyor. Ne olursa olsun, Irak'taki ve Suriye'deki halkların adil bir şekilde yaşamaya, sömürülmemeye, kendi kaynaklarını kendileri içinde kullanmaya hakları olduğunu düşünüyoruz. Yeni önerimiz sömürge değil, omurga. İşgalciler tarafından iktidara getirilen yönetim, kendilerinden olmayan insanları ötekileştirdi. Onlara devlet kademelerinde hiçbir hak tanımadı. Bunun üzerine bazı aşiretler ve sivil toplum örgütleri ayaklandı. Yönetimden özgür, eşitçi ve demokratik haklar istediler. İktidar ve muhalefet bu konuları müzakere ederken yabancı güçlerin güdümünde olan Şedid terör örgütü Suriye'den Irak'taki taraftarlarıyla beraber harekete geçti. Irak ordusu bütün mevzilerini ve ağır silahlarını Şedid'e bırakarak kaçtı. O tarihten bugüne kadar Şedid kim gelirse öldürmeye devam etti. Hakkını arayan insanlar da bu haklarından mahrum kaldı. Yani kararları yine millete bırakmayacaklar. Bölgenin durumu bu şekilde. Enerji başka bir grupta, taşıma yolları başka bir grupta, su zenginliği başka bir grupta. Savaş için hepsinin bir nedeni var. Ama asıl amaç sömürgeci devletlerin ve şirketlerin bölge kaynaklarını denize ulaştıracak bir koridor kurmak. Hedeflenen harita bu.
Irak'tan Suriye'nin kuzeyini de içine alarak Akdeniz'e inen bir enerji koridoru açmak. Sırf Türkiye'yi saf dışı bırakmak için birçok grup ateşe atıldı. Bu koridorun bulunduğu bölgedeki aileler vatanlarından kaçtı. Bu insanlara en fazla Türkiye kucak açtı. Devletimiz vatanlarından kaçmak zorunda olan bu insanlara sahip çıkıyor. Birleşmiş Milletler hükümlerine göre komşu devletlerin savaş halinde mültecileri kendi topraklarına kabul etmesi gerekir. Fakat mültecilerin maddi yükünü Birleşmiş Milletler karşılamak zorundadır. Biz gelen herkesi dinine, ırkına, mezhebine bakmaksızın kabul ettik. Ancak Birleşmiş Milletler kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Bu da Türkiye'nin ekonomisine vurulan kasıtlı bir darbe. Türkiye ekonomik sorumluluğu kaldırabilir. Ama ya sokak hareketlerinin manevi maliyeti ne olacak? Biz bölgede güvenliği sağlamak amaçlı tezkere çıkardıktan sonra ilk tehdit İran'dan geldi. Ardından başlayan sokak hareketleriyle bu tehdit netliğe kavuştu. Bu konuda malumatınız nedir? Terör örgütü içindeki sözde bazı yöneticiler sürecin sonunda kendilerinin tasfiye edileceğini düşünüyor. Zaman zaman İran'la görüştüklerini biliyoruz. Hatta örgütün siyasi kanadını dahi tehdit ettiklerini de. Biz her şeyi biliyoruz. Kurşunu kimin verdiğini, kimin sıktığını ve kime sıkıldığını. Sokaklarda sıkılan kurşunların asıl hedefi sadece Türkiye değil, bütün bölge. Kolay gelsin Erdem. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim yaptıkların için. Babamla Şedid kampına düştüğümüzde sana güvenebileceğimi biliyordum. Güvenimi boşa çıkarmadın. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Başınız sağ olsun. Sizler de sağ olun. Babamın ailesi ve sevdikleriyle geçirdiği son günü sana ve diğer arkadaşlara borçluyum. Suha'yı buldun mu? Efendim, burada kimse yok. Oradan ayrılma Timur, ben de birazdan geliyorum. Erdem, bana Alemdar Caddesi ile Divan Yolu'nun kesiştiği yeri bir gösterebilir misin? Hemen efendim. Neler oluyor? Saldırıya uğradık.